Akşamdan sabaha ne oldu ki? Senin satılacağından haberin var mıydı? Yok. Hay Allah ya. Allah Allah. Celil abi. Nerelerdesin ya? Kahvaltıya da gelmedin. Dışarıdaydım. Ve kahvaltıyı kaçırdın ama. Pastanede kahvaltı yaptım. Seyit abim sabahleyin erkenden çıktı. Onu da göremedim. Ya biliyor musun? Yahya abim hala gelmedi. Bana söylemiyorlar ama bir tuhaflık var. Herkesin yüzünden düşen bin parça. Sabahleyin Binnaz anne Ayı dayının karşısında ağladı. Yahu dur. Kadın başına nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Karışma Ali dayı. Allah aşkına karışma. Ne olur. Hayrola Binnaz anne? Nereye? İşim var. Sen mutfağa Ayşe ablanın yanına in. Hadi oğlum. Bak bugün üzme beni. Geç sen. Hadi. Hadi. Tamam peki. Tuttur değil. Laki kardeşini bulacak. Kardeşimi bulmadan uyku yok bana. Bak bana mani olma Ali dayı. Kalbini kırarım. Ali dayı problem değil. Ben giderim sizinle bir nazım. Buyurun. Sen de mi gidiyorsun kızım? O zaman... İkiye ayrılalım mı? Biz Binnaz ablayla birlikte yakın hastanelere bakalım. Celil Bey de uzak hastanelere baksın. Yok yok yok. Hayır hayır olmaz. Siz kadın başınıza bir yerlere gidemezsiniz. Siz ikiniz gidin. Yakındaki hastanelere bakarsınız. Hem işiniz erken biter, otele çabuk dönersiniz. Tamam mı? İyi işte. O zaman biz de uzaktakilere gidelim. Ha, pekala oldu. Hadi siz önden çıkın Güzide. Ben Ayşe'ye haber vereyim gelip. Tamam. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah. Buyurun. İyi günler. Çok güzel dağçılı reçellerim var. Almak ister misiniz? Tezgahınıza koymak ister misiniz? Hayır. Marmelatlı kurabiyelerim var. Yok istemem. Kolay gelsin. Dağçılı reçellerim var. Almak ister misiniz? Hayır sağ olun. Kurabiye... Teşekkürler. Şura, hadi gidelim artık. Utanıyor musun Tina? Hayır, tabii ki utanmıyorum. O zaman? Ya utanmıyorum ama sanki böyle insanlara rahatsızlık veriyormuşuz gibi hissediyorum. Bizim kimseyi hiçbir şeye zorladığımız yok. Biz de herkes gibi para kazanmaya çalışıyoruz. Biliyorsun paraya çok ihtiyacımız var. Sonsuza kadar Yusuf'un evinde kalamayız. Bana güven. Sana söz veriyorum. Bu sepetlerin hepsi boş olacak eve gittiğimizde. Söz. İyi hadi. Teyzemlerle yaşamak zorunda değiliz ki Şura. Hem burada bile bilmediğimiz bir ülkede, hem de işgal altında bir ülkede tüm zorluklara rağmen yaşadıysak bence orada da yapabiliriz. Yani bence İngiltere'de çok daha rahat koşullarda yaşayabiliriz. Mesela ben piyano dersi veririm. Sen Fransızca dersi verirsin. Ha? Şura. Gidelim buradan. Hem artık burada bizi bağlayan hiçbir şey yok. Yapamam. Seyit'le aynı şehirde yaşadığımızı biliyorum. Onunla aynı havayız olduğumuzu biliyorum. Aynı geceye baktığımızı biliyorum. Ya aptallık etme Şura. Ya sen bu kadar gurursuz musun? Senin
onun hayatından çıktığını zannettiği daha ilk gece bir başkasıyla birlikte oldu. Özür dilerim. Galiba bu kadar gurursuzum abla. Hala bir umut, ikna edilmeyi bekliyorum. Seyit'in gelip kendisini affettirmesini bekliyorum. Onu hala çok seviyorum Tina. Deli gibi özlüyorum. Özlemi canımı yakıyor, artık dayanamıyorum. Yani bence ortalığın sakinleşmesini bekliyor. Yani başına bir şey kötü bir şey gelmemiştir, eminim. Öyle olsaydı haberini alırdık mutlaka. Hem hastanelerde bulamamamız da iyi haber. Sen kalbini ferah tut. Ben iyi haberler alacağımızdan eminim. Çok özür dilerim. Ben kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Dün geceden sonra o kadar utandım ki ölmek istedim. Ayşe'nin söylediklerinin doğru olmadığını biliyorum. O hala hırçın bir çocuk. Yaşadığı kayıpların etkisinde. Yarın sefarethaneye uğra. Evraklarını tamam ettim. Yalnız imzan gerekiyor. Peki evrakımın olması beni Bil'den kurtarabilecek mi? Yani dürüst olmak gerekirse hayır. Sen yine ortalığı uzak görünmemeye çalış. Hadi bakalım, bu işte bitiyor. Peki. Sağ ol. Ben sana işte geleyim. Lütfen gelin konuşun. Siz böyle birbirinizi severken ayrılırsanız çok yazık olur. Hadi ben senin gittiğini göreyim, hadi. Yarın için de sipariş aldım. Harika. Bunlar da yeni siparişler için. Bak gördün mü? Böyle böyle başaracağız işte. Belki biraz para biriktirip küçük bir dükkan açarız. Böyle böyle geçimimizi sağlayacağız. Şura, ben sana yalan söyledim. Ne yalanı? Bugün Şeref Oteli'ne gittim. Buraya kadar da beni Seyit bıraktı. Çok üzgün.
perişan halde. Lütfen uzaklaşmadan git yakala onu, yalvarırım. Ya da ben durdurayım, gidin konuşun. Hayır. Hayır. Belki bana kızacaksın ama ben senin gideceğini söyledim. Yıkıldı. Eğer sen gidersen üzüntüden ölür. Şimdi bile mahvolmuş bir vaziyette. Ya belli ki her şey bildiğin gibi değil. Yalvarırım Şura, çağırayım, konuşun sıcağı sıcağına. Hemen kalk oradan. Hatalarımı telafi etmek istiyorum. Hemen çık git yanımdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hemen, hemen. İzin ver, hatalarımı özür. Bana bak. Hemen git buradan. Biri seni öldürecek. Yanındaki adamlardan biri artık benim adamım. Kendimi güvende tutmak için parayla besliyorum ama. Barın sana bir mektup yazacak. Akıl almaz yalanlarla seni tuzağa çekecek. Sana bir mektup yazdım. Bütün gerçekler içinde yazıyor. Bana bir şey olursa eline geçecek. Dikkatli ol Seyit, seni öldürecekler. Bir kere öldüm sayenizde. İki defa ölemem ya. Şimdi defol buradan. Hemen. Sen ne dersen de. Biz ölüme kadar birbirimiz için savaşacağımızı and içtik. Ben sana ihanet etmedim. Sadece Şura'yı korudum. Şimdi de seni koruyorum. Kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Hayatın artık daha da tehlikede Seyit. Geleceğin daha da belirsiz. Bana kızıyorsun biliyorum. Ama eğer Şura'yı gerçekten seviyorsan... Git buradan! Onu kendinden uzak tutmaya devam edersin. Git buradan. Git. Sen de biliyorsun artık konuşacak hiçbir şey olmadı. Ama yine de geldin. Biliyorum. Özlüyorsun. Ben de özlüyorum. Acı çekiyorum Şura. İçim yanıyor. Sence hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir miyiz Seyit? Hı? Beni başka bir adamın kolunda gördün. Ve hayatından çıkardın. Beraber olduğun kadının izlerini senin telinden silip atabilir miyim ben? He? Gözlerindeki acımı yok edebilir miyim? İçimdeki öfkeyi atabilir miyim Seyit? Bunu başarabilir miyim? Başaramazsam öfkeme teslim olurum.
İçimde giderek büyür. Sana zarar veremem. Beni yer bitirir. Şimdi yeni bir hayata başlayacağım. Önümde yeni bir hayat var. Seni unutmaya gücüm yeter mi bilmiyorum. Ama artık aileme karşı gelmeye gücüm yok. Tina'yı yarı yolda bırakamam. Anneme nasıl yıllarca hasretsem. Nina'nın kokusu nasıl burnumda tütüyorsa artık seninki de öyle olacak. Ölene kadar sana hasret kalacağım. Yine de başka olacak diyorsan ben sevgimle sana her şeyi unutturacağım. Seni öyle çok seveceğim ki bunlar hiç yaşanmamış olacak diyorsan kalırım Seyit. Şura, ben seni çok seviyorum, çok seveceğim. Ama bu sadece benim kararım olamaz. Bir yük daha diyorsun. Babanın yükünden daha ağır değil bu yük. O da bana ait. Bana kalmam için bir tek laf söyleseydin. Tek bir laf. Kal dersen kalırım. Git.